BBN Türk Televizyonu'ndan mutlu hafta sonları. Ben Nagihan Turhan. Dünyadaki Türkiye programıyla karşınızdayız. Dünyanın farklı noktalarından derlediğimiz en sıcak gelişmeleri sizlere aktaracağız. Dünyadaki Türkiye başlıyor. Bu haftanın en önemli gelişmelerinden biri dünyanın dört bir yanından devlet ve hükümet başkanlarının bir araya geldiği Antalya Diplomasi Forumu. Dün başlayan ve bu yıl ikincisi düzenlenen forumda 17 devlet ve hükümet başkanı, 80 bakan, 39 uluslararası teşkilat temsilcisi başta olmak üzere 75 ülkeden katılımcı bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin mesajlarını da bu forumda yine verdi. Kırım'ın işgalini anımsattı, Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü hiçe sayan gayrimeşru adımları reddettiğini söyledi. Batı'yı eleştirdi. Ukrayna'nın haklı davasında yalnız bırakıldığını belirtti. Temennimiz silahların susmasıdır dedi. Eğer 2014'te Kırım'ın işgaline tüm Batı, tüm dünya ses çıkarmış olsaydı acaba bugünkü tabloyla karşı karşıya kalır mıydı? Kırım üzerinden batılı devletlere karşı Ukrayna'yı savundu. Gelinen noktada Ukrayna'nın yalnız kaldığını belirtti. Ukrayna haklı davasında yalnız bırakıldı. İşte bugün vaktinde güçlü irade sergilenmesi halinde diplomasiyle çözülebilecek sorunların yıkıcı ve can yakıcı sonuçlarıyla yüzleşiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Antalya Diplomasi Forumu'nda konuştu. Rusya-Ukrayna savaşı gündemindeydi. Komşumuz olan bir ülkenin egemenliğine yönelik saldırgan eylemleri asla maruz göremeyiz. Kırım'ın yasa dışı ilhakı başta olmak üzere Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü hiçe sayan gayrimeşru adımları biz Türkiye olarak reddediyoruz. Hem Rusya'nın hem de Ukrayna'nın Türkiye için çok önemli iki komşu ülke olduğunu kaydetti. Bölgede çatışmanın sonlanmasını istedi. Bölgemizde sulh-ü sükunun hakim kılınması için Montreux Sözleşmesi'nin ülkemize verdiği yetkilerin kullanılması dahil elimizden gelen her türlü gayreti göstermeye devam edeceğiz. Birleşmiş Milletler'i de eleştirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Reform çabalarımızı sürdüreceğiz dedi. Çatışan taraflardan biri veto hakkına sahip daimi üye olunca soruyorum. Güvenlik Konseyi'nin icbar edici rolü boşa çıkmış, sistem iflas bayrağını çekmiştir. Statüko yerine barışı gözetecek, beş ülkenin çıkarı yerine tüm insanlığın hizmet edecek yeni bir küresel güvenlik mimarisinin kurulması şarttır. Savaşın değil, barışın dünyasını tesis etmenin gerekliliğine işaret etti. Yangına körükle gitmenin, ateşe bazen benzin dökmenin kimseye bir faydasının olmayacağı kanaatindeyiz. Temennimiz itidal ve sağduyunun galip gelmesi, silahların bir an önce susmasıdır. Diğer önemli bir gelişme ise Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ev sahipliğinde Ukrayna ve Rusya Dışişleri Bakanlarının Antalya'da bir araya gelmesiydi. Çatışmaların başlamasından bu yana iki tarafı liderler seviyesinde ilk kez buluşturan kritik toplantı üçlü formatta düzenlendi. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, görüşmeden bir mucize beklenmemesi gerektiğini söyledi. Toplantının medeni çerçevede geçtiğini vurguladı. Son kararı iki ülke liderlerinin vereceğini aktardı. Öte yandan elbette bir görüşmede mucizeler beklenmemelidir. Ancak siyasi seviyedeki bu toplantı önemli bir başlangıçtır. Kritik toplantıyı bu sözlerle değerlendirdi. Türkiye'nin bölge barışına katkı sağlamaya devam edeceğini vurguladı. Burada amacımız bölgesel barış ve istikrarın yeniden sağlanmasıdır. Bu esasen iki ülkenin ve tüm bölge halklarının menfaatini gözeten yegane seçenektir.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin arabuluculuğuyla Antalya'da düzenlenen Rusya-Ukrayna-Türkiye Üçlü Dışişleri Bakanları toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Görüşmede savaşın ortasında kalan sivillerin bir an önce kurtarılması gerektiğinin altını çizdiğini kaydetti. Bunun için sürdürülebilir bir ateşkese ihtiyaç var, dedi. Sürdürülebilir bir ateşkesin tesis edilmesine kadar da insani ateşkesin sahada da işlemesi gerekiyor. Özellikle insani koridorların hiçbir engelle karşılaşmadan açık tutulması gerektiğini bir kere daha vurguladık. Toplantıda liderler düzeyinde görüşme yapılması da gündeme geldi. Ukrayna tarafı Sayın Zelenski'nin böyle bir toplantıya hazır olduğunu, Sayın Lavrov da Sayın Putin'in prensip olarak buna karşı olmadığını bugünkü toplantıda söyledi. Savaş ortamında gerçekleşen bu zirvede atmosfer gergin değildi. Herhangi bir öyle gerginliğe yol açan veya ses tonunu yükselten bir görüşme olmadı. Son derece medeni bir görüşme gerçekleştirdiğimizi, ciddi bir görüşme gerçekleştirdiğimizi söyleyebilirim. Toplantıların devam etmesi yönünde iki taraf da görüş birliğine varırsa Türkiye'nin ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu söyledi. Siyasi düzeydeki toplantılar, daha sonra liderler düzeyindeki toplantılar için teknik düzeydeki müzakerelerde de bazı gelişmelerin de olması gerekiyor ve yukarıya sunulması gerekiyor. Bu önümüzdeki süreçte Belarus'ta gerçekleştirecek görüşmeler neticesinde karar veririz diye toplantıyı kapattık. Bu görüşme sonrası taraflar da eş zamanlı açıklama yaptı. Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, ateşkes konusunda ilerleme olmadığını söyledi. Krizi çözüme kavuşturmak istediklerini belirten Lavrov, Putin'in Zelenski ile görüşmeye kapalı olmadığını belirtti. İşte detaylar. Savaşın 15. gününde Antalya kritik bir görüşmeye ev sahipliği yaptı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba savaşın başladığı günden beri ilk kez temas kurdu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun katılımıyla üçlü formatta barış görüşmesi gerçekleştirildi. Çavuşoğlu, kritik toplantı öncesi Ukraynalı ve Rus mevkidaşlarıyla bir araya geldi, ikili görüşme yaptı. Üçlü zirvenin yapılacağı otele önce Lavrov, sonra Kuleba geldi. Mevlüt Çavuşoğlu ikisini de kapıda karşıladı. Rusya-Ukrayna-Türkiye Üçlü Dışişleri Bakanları toplantısı saat 11.25'te başladı. Yaklaşık 1,5 saat sürdü. Toplantı sonrası açıklamalarda eş zamanlı yapıldı. Ukrayna'dan ateşkes konusunda ilerleme yok açıklaması geldi. Bu toplantıdaki asıl amacımız elbette insani koridorları düzenlemek. Mariupol'e giren ve Mariupol'den çıkan insani koridorları düzenlemekti. Fakat Sayın Lavrov buna bir taahhüt vermedi kendisi. Fakat yine de ilgili yetkililerle konuyla ilgili konuşacağını belirtti. Biz savaşı durduramıyoruz. Bize saldıran ülke ve devlet bunu istemiyorsa da savaşı durduramayacağız, dedi. Kendisinin karar alabilme yetkisinde biri olarak çözüm bulma amacıyla Antalya'ya geldiğini, buna karşın Lavrov'un sadece dinlemek için orada olduğunu söyledi. Çavuşoğlu'na da teşekkür etti Kuleba. Çözüme açık olduklarının altını çizdi. Kayda değer bir görüşme ve çözüm arama ihtiyacı doğarsa iki taraftan yeniden buluşmaya mutabık oldum. Sergey Lavrov ise çözüme yönelik her girişimi desteklediklerini söyledi. Gerçek müzakere yolunun yanlış yere kullanılmamasını istediklerini belirtti. Müzakerelerin yerini alacak hiçbir şey yoktur, dedi. Aslında bu temaslar sonucunda bir katma değer elde etmek gerekir. Ve ayrıca özellikle Ukraynalı meslektaşlarımız tarafından, ki bunu sürekli yapıyorlar, herhangi bir şekilde gerçek müzakere yolunun yanlış bir yere sapması için kullanılmamasını istiyoruz. Görüşmede insani koridor açılması önerilerini tekrarladıklarını bildirdi. Ukrayna'nın tarafsız bir ülke olması istediklerini ifade etti. NATO'nun genişlemesine karşı çıkarak hiçbir şekilde Ukrayna'nın güvenliğini sağlamasına karşı çıkamıyoruz, yorumunu yaptı.
Ukrayna'ya silah gönderenlerin eylemlerinden kendilerinin sorumlu olduğunu belirtti Lavrov. Kiralık savaşçıları da teşvik edenler bundan sorumlu olacaktır, diye konuştu. Putin'in temaslardan ve Zelenskiy ile görüşmekten asla kaçınmadığını aktardı. Sadece bu temasların laf olsun diye gerçekleşmesini istemiyoruz. Bunu Kuleba ile görüştük, dedi. Buraya görüşme sürecini değiştirmeye gelmedik. Sayın Kuleba, ateşkes konusunda mutabakata varmadık demiş. Burada böyle bir hedefimiz zaten yoktu. Anlık algılar üzerinde çalışma yapıyorlar ve ana unsurları göz ardı etmek için yapılıyor. Şimdi hem bu Antalya'da düzenlenen diplomasi forumunu ve Erdoğan'ın açıklamalarını hem de Rusya-Ukrayna arasındaki kritik görüşmeyi konuşmak üzere bir konuğumuza bağlanacağız. Necmettin Erbakan Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Yusuf Sayın bizlerle. Evet Yusuf Bey, öncelikle forum nasıl geçti, neler konuşuldu? Şu an siz de oradasınız. Detayları sizden alalım. Evet efendim, merhabalar. İyi günler diliyorum herkese. Öncelikle kusura bakmayın, burada gerçekten çok aşırı bir kalabalık söz konusu ve müsait olan bir yerden size bağlanmaya çalıştım. Bu kalabalığı şöyle izah etmek istiyorum Nagihan Hanım. Gerçekten dünyadaki her üç diplomattan en az birisi burada görebildiğimiz kadarıyla veya %40 oranında bir katılımın olduğunu ifade etmem gerekiyor. Yani tüm dünyadaki dış politika ve diplomasi konusunda çalışanlar arasında. Evet, biliyoruz ki bu yıl ikincisi düzenlenen forum bilindiği üzere Antalya'da gerçekleşiyor ve diplomasi forumuna NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve 17 devlet ve hükümet başkanı katılıyor. Sizce bu Türkiye için nasıl bir anlam ifade ediyor? Ülkeler arası ilişkiler ve anlaşmalar noktasında ne gibi katkılar sağlar? Evet, öncelikle Türk misafirperverliğini ziyadesiyle birkaç gündür tüm dünyaya çok net bir şekilde gösterdiğimiz diplomasi sofrasında tabiri caizse. Biz şu anda dünyadaki kriz veya politik bunalımların tarafları konumundaki aktörleri bir araya getirmiş bulunuyoruz. Bunlar arasında dikkat çekici olan şey en azından insanların çatışmanın alternatifini bulabildikleri. Bu noktada Ukrayna-Rusya savaşının taraflarının temsilcilerini biliyorsunuz forum başlamadan bir gün önce forum rancında bir araya getirmiştik, Diğer taraftan Ermenistan biliyorsunuz uzunca yıllardır bilhassa sözde Ermeni soykırımı meselesi yüzünden çok bozulan ilişkileri burada birkaç gündür onarma fırsatı bulduk. Diğer taraftan biliyorsunuz yine Azerbaycan ve Ermenistan savaşan iki taraftı. Bugün özellikle hem Ceyhun Bayramov'un hem de Ermeni Dışişleri Bakanı'nın konuşmaları oldu ve zirve marjında tarafların iki taraflı, çok taraflı Türkiye'nin müzakereciliğinde görüşmeleri yaşandı. Son derece pozitif bir iklimde geçiyor ve dikkat çekici olan husus Nagihan Hanım, sadece diplomasinin konuşulmadığı gençlik sorunları, kadın konuları, yani kadına şiddete tutunuz efendim, kadın işçiliğine kadar ilave olarak ekonomi, dış politika, yatırımlar, enerji güvenliği gibi çok çeşitli alanlarda zirvede konuklar ikili veya çok taraflı müzakerelerini yürüttüğünü ifade etmeliyim. Evet Yusuf Bey, detayları konuşacağız. Daha konuşacak çok konu var ama şimdi bir reklama gitmemiz gerekiyor. Reklamlardan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz Yusuf Bey'le. Evet, dünyadaki Türkiye kaldığı yerden devam ediyor. Bir konuğumuz vardı. Necmettin Erbakan Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Yusuf Sayın bizlerleydi. Antalya Diplomasi Forumunu konuşuyorduk. Konuğumuz burada mı? Evet, Yusuf Bey, beni duyabiliyor musunuz? Evet, duyuyorum efendim. Yusuf Bey, şimdi birçok katılım oldu dedik. Bu yoğun katılımı neye bağlıyorsunuz Yusuf Bey? Bu yoğun katılımı öncelikle dünyadaki dış politik ve diplomatik alandaki yoğun ilişkilere bağlıyorum.
İkinci olarak Türkiye'nin ev sahipliğinin girişte de ifade ettiğim gibi son derece kıymetli oluşuna bağlıyorum. Zira şöyle bir sorunun olduğunu burada bulunduğum esnada fark ettim birkaç gündür. Küresel alanda gerçekten birbirleriyle devletlerin çokça iki taraflı veya çok taraflı sorunları olduğunu biliyoruz. Bu sorunlarını konuşmak için yani anlaşmazlıkları bir çözüme ulaştırmak için zeminlerin son derece önemli olduğunu ifade etmem gerekiyor. Türkiye'de bu anlamda önemli bir diplomatik zemin sunuyor. Bu noktada bu açıkçası zirvenin görmüş olduğu rağbetin Türkiye'nin arabuluculuk, müzakerecilik ve ikili ve çok taraflı ilişkilerde sağlam ve uygun bir zemin sağlaması ve muhataplarıyla ilişkilerinde gerçekten hem bir denge politikası takip ediyor oluşu, buna ilave olarak da Türkiye'nin iyi niyetli dış politikasını, dış politikasının kamuoyunca yani uluslararası kamuoyunca net bir şekilde görünmüş olmasıdır diye düşünüyorum. Evet Yusuf Bey, forumun ilk günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da konuşması oldu. Konuşmasındaki satır başlarına bakalım şimdi. Erdoğan konuşmasında Kırım'ı anımsattı. Eğer 2014'te Kırım'ın işgaline tüm Batı ve dünya ses çıkarmış olsaydı acaba bugünkü tabloyla karşı karşıya kalır mıydık dedi. Yine Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü hiçe sayan gayrimeşru adımları reddettiğini söyledi. Ukrayna'nın haklı davasında yalnız bırakıldığını belirtti. Temennimiz silahların susmasıdır dedi ve şunu da söyledi Erdoğan, statüko yerine barışı gözetecek, 5 ülkenin çıkarı yerine tüm insanlığa hizmet edecek yeni bir küresel güvenlik mimarisinin kurulması şarttır dedi. Siz Erdoğan'ın bu sözlerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Öncelikle Kırım konusundaki eleştirisi Sayın Cumhurbaşkanı'nın, ben de konuşma esnasında salondaydım. Ciddi manada yani salon alkışladığı çok büyük bir efendim beğeni topladı bu tez, bu ifadeler. Son derece haklıydı. Çünkü Kırım'ın işgali ya da ilhakı esnasında bugün Ukrayna meselesinde hem tehdit hem yaptırım hem propaganda hem de ciddi manada belki manipülatif sayılabilecek şekilde haber bombardımanı yapan Batılıların bu Kırım işgali yani Ukrayna'nın bir parçası konumundaki Kırım işgalinde gerçekten hiçbir şekilde bir tepki göstermemişlerdi. Fakat bugün aslında tehdit çok net bir şekilde Batı kapısına dayandığını gören Avrupalılar ve Batılılar bu tepkilerini göstermekten de çekinmediler. Kırım'ın ilhakı Batılılar açısından o dönemde bir mülteci Suriye deneyimine rağmen bir mülteci sorununun yaşatabileceğini belki hesap edememişlerdi ama bugün Ukrayna meselesiyle milyonlarca mülteci Avrupa topraklarına girmek zorunda kaldığından ötürü zaten Suriye, efendim Afrika göçleri ve benzeri göç ve mülteci akımlarıyla son derece başı belada olan Avrupalılar Ukrayna meselesiyle tepkilerini ifade ettiler. Fakat bu Sayın Cumhurbaşkanı da ifade ettiği üzere son derece geç kalınmış bir tepkiydi. İkinci temel eleştirisi konuşması esnasında biliyorsunuz hem bu Birleşmiş Milletler nezdinde bir tezdir. Dünya beşten büyüktür tezi. Bunu bir kere daha ifade etti. Artık beş üyeli bir efendim beş daimi üyenin olduğu bir Birleşmiş Milletler'in yani red haklarına sahip olan red oyu haklarına sahip olan bir Birleşmiş Milletler'in bu veto yetkisiyle artık taşıyamadığını, küresel sorunlara bu haliyle bu şekilde çözüm bulunamadığını ifade etmiş oldu. Burada çok küçük bir parantezle açmak gerekiyorsa bunu, Sayın Cumhurbaşkanı'nın 5 üye ülke yani 5 daimi ülke ya da 5 veto yetkisine sahip ülkeyle kastettiği şey aslında uluslararası ilişkilerdeki 5 kutbu işaret ediyor. Bu kutuplardan birisi biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri kutbu ve müttefikleri, Birleşik Krallık yani Britanya ve Avrupa ve Asya'daki ve dahi Orta Doğu'daki müttefikleri ve diğer sırayla Avrupa Birliği ve efendim Çin'in oluşturduğu Asya müttefikleri ki içinde Kuzey Kore efendim ve Japonya gibi diğer ittifak üyelerinde ifade etmemiz lazım bu kutupta kastettiğim şey. Fakat bu kutba dahil olmayan başta Müslüman dünya olmak üzere
Afrika, yani mazlum, ezilen, efendim sömürülen Afrika ve Asya'nın bir takım ulusları, bu beş kutbun, yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifade ettiği beşin dışında kalan ve aslında küresel düzenin eşitsizliklerinden ve adaletsizliklerinden en çok etkilenen taraflar, yani altıncı güç. Bu noktada biz Türkiye olarak bu diplomasi formunda da çok net bir şekilde dünya beşten büyüktür dedik ve 6-7-8. Kutupların da aslında olabileceğini ifade ettik. Sorun hem adaletsiz güç dağılımının oluşu uluslararası politikada ve uluslararası sistemde, hem de uluslararası sistem olarak ifade edilen sistemin temelde bir takım, yani efendim çok küçük bir azınlığın elinde, çok küçük bir güç erkliğinin elinde olduğundan ötürü bu eşitliği sağlamaktan son derece uzak oluşu aslında bu itirazlara kaynak oluşturuyor. Evet Yusuf Bey, hafta içi de önemli bir gelişme daha yaşandı biliyorsunuz. Ukrayna ve Rusya Dışişleri Bakanları Türkiye'de Dışişleri Bakanımız Çavuşoğlu ev sahipliğinde bir araya getirildi ve sonrasında Rusya'dan gelen açıklamada bazı olumlu gelişmeler olduğu söylendi. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'la telefonda bir görüşme gerçekleştirdi. Hem Rusya-Ukrayna konuları hem de Türkiye-ABD ilişkileri ele alındı bu görüşmede. Türkiye'nin iki tarafla da olan ilişkilerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Türkiye'nin bu girişimleri dünyada nasıl yankılanıyor? Şöyle ifade etmeliyim. Sadece saymış olduğunuz devletlerle ve liderleriyle görüşmeler yapılmadı. Sayın Cumhurbaşkanımız günden bu yana Antalya'da. Biz de buradan takip ediyoruz. Burada Bosna Hersek, Nijerya dahil olmak üzere çok taraflı bir diplomasi yürüttü ve görüşmelerini devam ettiriyor. Türkiye'de gelişen son durumda, yani bu hareket, bu diplomatik hareketliliğin temel sebepleri arasında birincisi Türkiye'nin sorunun taraflarıyla yürüttüğü diplomatik anlayışta, diplomasi kültürü. İkincisi sorunun yine tarafların ile olan ikili ilişkileri ve bu ilişkilerin sahaya yansımaları. Üçüncüsü Türkiye'nin garantör, yani fiili olarak bir garantör olarak bu meselenin bir tarafı oluşu ve Akdeniz devleti olduğundan ötürü de sorunun tam biliyorsunuz merkezinde, pardon, Karadeniz devleti olduğundan ötürü sorunun temelinde yine Karadeniz var ve Karadeniz komşuluğu ve Karadeniz marzındaki ağırlığı, etkinliği dolayısıyla Türkiye ile bir görüşme kanalı bulunmaya çalışıldığından bu kadar çok diplomatik yoğunluk söz konusu. Rusya meselesini de ifade etmek gerekiyor. Batı açıkçası Vladimir Putin ve Rusya ile doğrudan görüşmeye kapılarını kapatmış durumda, ama bir taraftan da görüşmelerinin elzem olduğunu kendileri de ifade ediyorlar. Fakat bu noktada Türkiye'nin Ukrayna ile olduğu gibi Rusya Federasyonu ile Vladimir Putin ile de olan samimi ve dostane ilişkileri dolayısıyla sorunun muhataplarının Türkiye kanalı, arabuluculuğu ve müzakereciliği esasından hareketle konuya ilgi duyduklarını ifade etmem gerekiyor ki Türkiye'nin son dönemde dış politika ve diplomaside yaşamış olduğu yoğun ve fırtınalı zamanlar ve görmüş olduğu ilginin temelinde Ukrayna-Rusya meselesi özelinden taraflarla olan ilişkileri olduğunu ifade etmeliyim. Evet Yusuf Bey, son olarak şunu soracağım. Diplomasi forumunun ardından nasıl bir sonuç bildirgesi bekleniyor? Forumdan nasıl sonuçlar çıkacak sizce? Öncelikle şunu söyleyeyim. Barış ve işbirliği umutlarının yükseldiği bir forum devam ediyor. Saatler 5'i gösterdiği zaman Sayın Çavuşoğlu'nun da katılımıyla hem bir bildiğim kadar son bir toplantı var ve kültürel programa geçilecek. Yarın sabahleyin de iki programın olduğunu görüyoruz ve yarın öğleye kadar bitiyor program. Fakat şu dikkatimi çekiyor doğrusu. Normalde ilk gün işte yani resmi konuşmaların olduğu gün aşırı bir yoğunluk olur ve ertesi gün aslında bu tür programlarda çok kişi bulunmazdı yani. İnanın yani dünden beri yoğunluk asla azalmadı. Yani her bir salon tıklım tıklım ve bir beklenti oluşmuş durumda. Zira bu beklenti benim dinlediğim Dışişleri Bakanları, eski ve yeni devlet başkanları ve başbakanları nezdinde de bu beklenti ifade edildi. Dünya küresel bir arayış içinde Nagihan Hanım.
Bu küresel arayış, yani çatışmalara çözüm bulunması, dan tutunuz da efendim iklim değişikliği, iklim sorunlarına kadar çok devasa alanlarda, çok geniş bir yelpazede küresel sorunlar mevcut ve bu küresel sorunların muhatabı öncelikle tüm insanlık. Burada tekrar ifade edeyim, konuşmanın başında söylediğim gibi dünyanın en az 1/3 burada, yani diplomatik olarak burada. Ve burada katılan insanların tüm düşüncesi artık savaşların, gözyaşının, kanın son bulması, dünyanın barış içinde gelişmiş ve kalkınmış bir yer olmaya başlaması. Herkesin, yani konuşmacı, hatiplerin herkesin konuşmasında vurgulamış olduğu nokta bu. Ve şunu da ifade edeyim, hemen hemen her hatibin yaptığı konuşmada mutlaka Birleşmiş Milletler vurgusunun olduğunu ifade edeyim. Yani şöylece müsaade ederseniz tamamlamak isteyeyim. Hem bugün herhangi bir devletin, herhangi bir ülkenin yaşamış olduğu sorunlar kesinlikle yerel bir sorun değil, küresel bir sorun. Küresel olarak da efendim işleri sevk ve idare edecek, söz ve selameti oluşturacak. Aslında Birleşmiş Milletler sistemi çok ümit var bir sistem olarak kurulmasına rağmen bugün böyle bir sistem işler değil. Yerel sorunlar, ülkesel sorunlar, ulusal sorunlar aslında uluslararası hal almış durumda, küresel hal almış durumda. Bu noktada küresel sorunlara ancak küresel çözümler üretilebileceği vurgusu bu formda yapıldı. Ümit ediyorum ki katılımcılar ülkelerine döndüklerinde çantalarında çözüm odaklı öneriler mutlaka götüreceklerdir. Ve biz de inşallah bu önerilere destek, bu önerilerin bir paydaşı olduğumuz için Türkiye olarak eminim biz de kazananlardan olacağız. Türk diplomasisi, Türk dış politikası bu gidişatıyla gerçekten kazanmaya devam ediyor. Umarım daha tedbirli, daha temkinli ve dış politik mirasımıza ve geleneğimize daha münasip bir şekilde bu gidişatımızı devam ettiririz. Çok teşekkür ederiz. Mutlaka temkini elden bırakmamamız gerekiyor. Evet, ben biz de. Ben teşekkür ediyorum Nadia Hanım. Çok teşekkür ederiz. Buradan, evet, dinliyorum. Dinliyorum sizi. Buradan selamlar. Teşekkürler. Efendim, estağfurullah. Buradan çok selamlar. Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkürler. Necmettin Erbakan Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Yusuf Sayın bizlerleydi. Değerli bilgileri, katılımı için teşekkür ederiz. Şimdi programımıza güzel bir gelişmeyle devam edelim. Türkiye'nin başarılı oyuncularından Demet Evgar, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi tarafından iyi niyet elçisi seçildi. Evgar, bu işbirliğinin ardından Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında kendi hazırladığı pankartlarla sokağa çıktı, kadınlara seslendi. Ben kadınım ve gücümün farkındayım dedi. Ben kadınım. Eşitlik benim hakkım. Ben kadınım. Öldürülmek istemiyorum. Tek başına pankart açıp sloganlar attı. Kadın haklarını bu sözlerle savundu. Ben kadınım. Gücümün farkındayım. Değişiyorum ve dönüştürüyorum. Türkiye'nin başarılı aktivistlerinden Demet Evgar, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi Türkiye Ofisi'nin ilk iyi niyet elçisi seçildi. Evgar'ın iyi niyet elçisi olmasını duyurmak amacıyla Kandırat İstanbul Bastparus'ta etkinlik düzenlendi. Bu sorumluluğun bilinciyle daha önce kişisel olarak yürüttüğüm çalışmaları Birleşmiş Milletler Kadın Birimi'nin gücüyle güçlendirerek daha fazla kadına ilham olabilmek ve kadınların hikayelerini daha fazla kadınla birleştirebilmek istiyorum. Birleşmiş Milletler Kadın Birimi Türkiye Direktörü Asya Varbanov da etkinlikte konuştu. Varbanov, Evgar'ın toplumsal cinsiyet eşitliğine giden yolda kadınların güçlenmesi için önemli bir rol oynadığını belirtti. The whole. So we know that with the transformative power of your art, Demet. Oyuncu Evgar Sah, kadınların zorlu süreçlerden geçerek kazandığı tüm haklarını kutladıkları ve eşitsizlikleri tekrar masaya yatırdıklarını ifade etti. İyi niyet elçisi ilan edilmenin mutluluğunu bu sözlerle ifade etti. İyi niyet elçisi olmak bana çok büyük bir gurur veriyor. Evgar bu işbirliğinin ardından Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında kendi hazırladığı pankartla sokağa çıktı, kadınlara seslendi. Evgar'ın bu davranışı sosyal medyada büyük övgü topladı. Ben kadınım.
Eşitlik benim hakkım. Ben kadınım. Öldürülmek istemiyorum. Ben kadınım. Gücümün farkındayım. Dünyanın farklı noktalarından derlediğimiz en sıcak gelişmeleri sizlere aktardık. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.